Arkadaşlar hayatın gayesi işte işe git, gel, aman okula git, okuldan gel, aman şu, her gün aynı şeyler. Işte o rutin bizi öldürüyor, ruhumuzu öldürüyor. Biraz böyle bunun dışına nasıl çıkabiliriz diye insanın kendisini böyle bir sorgulaması lazım. Ulan hayatım gidiyor, ben sıra dışı bir şey yapmam lazım, ne yapabilirim, ne başarmam lazım ve inanın size potansiyelinizin çok çok azını kullanıyorsunuz. Ben kendimden biliyorum. Potansiyelimi böyle onda birini bile kullanmıyorum ya ben. Yani hayatım böyle geçmiş boşa gidiyor sanki. Öyle hissediyorum yani. Yani çok daha fazla kitap yazmalıydım ben. Atıyorum çok daha fazla işte bir besteler yapmalıydım ya da bir sanatçı olmalıydım. Bütün dünyanın e, böyle takdir edeceği binlerce böyle eserim olmalıydı. İşte çok daha fazla e, böyle girişimci olmalıydım kafama bir sürü gelen yüzlerce iş fikri var bunları değer katmak için daha ürünlere dönüştürmeliydim bunları satmalıydım belki bütün dünyaya açılım yapmalıydım çok böyle güzel iş modelleri kurmalıydım e, pek çok milyonlarca insana ilham vermeliydim dolayısıyla böyle neyse diyorum biliyor musunuz böyle sanki potansiyelimin yüzde birini falan kullanmışım. Yani sanki böyle hayat sabun köpüğü gibi uçup git, gidiyor. Ömürler gidiyor, ömrüm gidiyor. Hani böyle baş, başarmak istediklerim, hayallerim çok fazlaydı da sanki. Böyle çok çok azını yapabildim gibi hissediyorum. Eminim yalnız değilim. Siz de böyle hissediyorsunuzdur. Yani birçoğunuz eminim. Hani böyle oturduğu yerde Aa ben dört dörtlük hayatım mükemmel ya ben her şeyi tam yaşadım diyen yoktur zaten. İlla böyle insan olmak demek bir sorgulamaya girmek demek ve kendini sorgulamak ve işte daha e, böyle daha fazla bir şeyleri arzulamak, daha farklı bir şeyler olsa demek sürekli böyle bir şey hissediyoruz yani. Ama ben şunu söyleyeceğim. Potansiyelinizin arkadaşlar çok azını kullanıyoruz biz. Çok azını kullanıyoruz. Beynimizin çok azını kullanıyoruz. Hayal gücümüzün çok azını kullanıyoruz. Hayatımızda böyle yapabileceğimiz potansiyel 100 tane ise böyle 90'ını falan harcı, harcıyoruz. Bir şekilde görmüyoruz ya da fırsatları görmüyoruz. Füze gibi fırsatlar geçiyor her tarafımızdan. Ama biz doğru bakış açısına, doğru perspektife sahip olmadığımız için kendimizi doğru yerde görmediğimiz için hep kaçırıyoruz bunları. Yani ben mesela şöyle demeli insan. Ben bilim insanıyım. Ben sanatçıyım. Ben girişimciyim. Ben başaracağım. Ben hiç hayal etmeyeceğim kadar çok şey başaracağım. Öyle çok değer katacağım ki başta kendimi şaşırtacağım yani. Kendimi şaşırtırsam her gün ve daha iyi ileriye gidersem, daha çok öğrenirsem, daha çok merak edersem, daha çok aksiyon alırsam, daha çok Rönesans insanı gibi böyle her şeye merak sararsam, her şeye atlarsam, her konuda bir aksiyonum olursa daha girişimci, daha böyle cesaretle atılımcı olursam ve ileriye doğru yolculuk yaparsam ben çok güzel yerlere geleceğim demeliysem. Yani ben e, dolayısıyla arkadaşlar e, kendinize güvendiğinizin 10 katı daha çok güvenmelisiniz. Ben yüzde yüz buna eminim yani. Kendinize inandığınızın 10 katı daha çok inanmalısınız yani. Bütün bu kafası kırıklara bakın dünyanın en böyle başarılı olmuş kişileri Elon Musk'ına, Jeff Bezos'una bilmem şusuna busuna hepsi böyle hayallerinin de ötesine geçmiş insanlar. Hayallerinizin de ötesine geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten böyle kalıcı bir değer üretmek istiyorsanız, dünyada bir iz bırakmak istiyorsanız böyle demelisiniz ki ben şu ana kadar hiçim, hiç, hiçbir şey başarmadım. Bundan sonra asıl başaracağım ve o kadar çok şey başaracağım, o kadar çok şey üreteceğim, o kadar çok değer katacağım ki ben bile şaşıracağım. O kadar çok şey merak edeceğim ve öğreneceğim ki ben bile ne kadar cahil olduğuma geriye dönüp baktığımda şaşıracağım. Yani o kadar çok şey öğrenmelisiniz ki seneye bu zamanlar bir sene sonra demelisiniz ki ya ben geçen sene ne kadar cahil bir insanmışım. Hiçbir şey bilmiyormuşum yani. Şu anda bildiklerimi beş katına çıkardım demelisiniz yani. Hakikaten ben geçen sene bakıyorum şu zamanlara göre bayağı ilerlemişim yani. Bayağı çok üretmişim. Bayağı bir öğrenmişim ama önümüzdeki sene öğreneceklerime göre daha hiçbir şey değilim yani. Önümüzdeki sene daha da iyisini başaracağım. Daha da güzelini merak edeceğim. Daha da çok hayal kuracağım. Daha çok aksiyon alacağım. Daha deli manyak olacağım. Daha çok üreteceğim ve kimse bu yolda bana set koyamaz titrerim bendimi çiğner aşarım çok böyle iyi yerlere geleceğim fırtına gibi eseceğim demeli insan. Hakikaten de fırtına gibi esebilirsiniz arkadaşlar. Kimsenin sizin hayallerinizi kırmasına izin vermeyin. Kimsenin sizin cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Birileri diyorsa aman senden adam olmaz. Aman sen şu güne kadar kendi doğru işini doğru ya bilmem Böyle negatif sesleri en başta kendi içinizdeki beyninizdeki sesleri durdurun arkadaşlar. Kim ne derse desin. Yakınınızdakiler dahi negatif bir şey söylüyorsa unutun bunları ve hakikaten beyninizi rivayet etmezler. Beyninizdeki programlamayı yeniden e, pozitife dönüştürmez lazım. Ben çok daha zeki olacağım. Zekiyim ama çok daha zeki olacağım. Ben çalışkanım ama çok daha çalışkan olacağım. Ben üretkenim ama çok daha üretken olacağım. Ben girişimciyim ama çok daha girişimci olacağım. Ben deliyim ama daha da deli olacağım. Ben işte sanatçıyım ama daha da sanatçı olacağım daha da güzellerini üreteceğim. Daha hani şu anda e, çözemediğim problemler var. Bunları çok daha güzel çözüm yollarını öğreneceğim. İş modelleri kuracağım. İşte girişimci olacağım. İşlerimi 10 katına çıkaracağım. İşte YouTube kanalımı 10 katına çıkaracağım. Şu ana kadar 100 video yaptıysam bin tane daha yapacağım demeli insan. Medium'da işte 300 tane yazdım. 3000 tane daha yazacağım. Yani böyle kim tutar beni yani? kim tutar sizi arkadaşlar? Yani bu azimle, gayretle, iştiyakla, aşkla, şevkle biz geleceğe sarılırsak vallahi yapabilecekleriniz yüz katı. Vallahi kullanmıyorsunuz yani. Yeteneklerinizin çok azını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yüzde birini falan kullanıyorsunuz. Yüzde onunu kullanıyorsunuz yani yeteneklerinizde. Çok daha fazlasını kullanabilirsiniz. Çok daha fazla değer katabilirsiniz. Çok daha fazlasını esere bırakabilirsiniz. Çok daha fazla eser bırakacağınız günler gelecek. Yeter ki böyle bence bu azmi, bu heyecanı, bu aşkı, şevki hiç kaybetmemeli insan. Onun için ben her gün de şu defterleri yazıyorum. Her gün kendinizi yenileyin arkadaşlar. Tekrar bir kere daha bir daha başlayın yani. Ben bugün de kendimi yenileyeceğim her gün insanın kendisini yenilemesi lazım. Hayallerime bir daha yenileyeceğim. Yapmam gerekenleri bir daha kendime anlatacağım. Kendimi her gün bir daha motive edeceğim. Bugün kurmadığım daha bir sürü hayaller var. Çok daha güzel hayaller kuracağım. O hayalleri giritmek için çok daha güzel hamleler yapacağım. Ufak ufak adımlar atacağım. Böyle hacca giden karınca gibi biraz daha ilerleyeceğim. Her gün biraz daha ilerleyeceğim. Ya e, ve hani şu ana kadar yaptıklarımdan çok daha güzelini başaracağım. Daha hiçbir şey değil yani. Dünya hiçbir şey görmedi arkadaşlar. Sizin yapabileceklerinizin yüzde birini anca yaptınız. Yüzde doksan dokuzunu daha yeni yapacaksınız. Yani bu azimle, heyecanla, kararlılıkla, vizyonla, hayal gücüyle, merakla, iştiyakla geleceğe atılmamız gerekiyor arkadaşlar. Hepsinin temelinde bu kor ateş gibi içinizde yanmalı bence bu. Ben daha hiçbir şey yapmadım daha göreceksiniz yani. Dünya görecek yani. Türkiye görecek yani. Ben çok daha güzellerini başaracağım. Ve başlıyorum yani. Daha yeni başlıyorum. Daha yeni başlıyorum yani. Kesinlikle bulunduğum yerden tatmin olmayacağım. Çok daha güzelini üreteceğim. Ürettiklerimin çok daha güzelini yapabilirim yani. Oku, okumadığım daha böyle yüzlerce, binlerce kitap var okuduklarım çok az yani çok daha fazlasını okuyabilirim yani. Çok daha fazlasını yazabilirim yani. Ben şu anda mesela 350 tane 360 tane yazı yazdım medium'da. Yani bu hiçbir şey değil. 3500 tane daha yazmam lazım diye hissediyorum. Çok daha güzelini başarabilirim yani. Daha bu hiçbir şey değil ve asıl güzel eserlerimi daha yazmadım yani. Böyle düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha işte YouTube'da ben 500'e yakın video ürettim ama bu daha hiçbir şey değil 5000 tane kadar yolu var demeli insan TikTok'a daha yeni başladım belki de e, işte her gün bir tane TikTok yapsam bir sürü yüzlerce TikTok yapabilirim yani hani her açıdan hayatınızın her alanına bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar daha yeni başlıyoruz yani daha yeni başlıyorsunuz ve e, potansiyelinizin yüzde doksanını kullanmadınız daha kullanacaksınız yani zeka mı yaratı, yaratıcılığı mı? çalışkanlığı mı işte emeğimi, hayal gücümü, merakımı, aksiyonumu onunla çarpacağım. Bir daha onunla çarpacağım. Böyle bir aşkla bence geleceğe hazırlanırsak, yılmadan devam edersek, başarısız olsam da bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim. Kim tutar ya beni? Kim tutar ya? Yani? Bak ben şimdi YouTube'a 500 tane video yaptım. Yani korkacak artık hiçbir şeyim yok. Neden? Çünkü zaten başarısız oldum. Kimse, bin aboneye hala ulaşamadım. Mesela. Ya kim tutar beni o zaman? şu anda bile bırakmadıysam bu YouTube yolculuğuma bundan sonra hiç bırakmam yani. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle başarısızlıklar sizi yıldırmasın arkadaşlar. Yani Medium'da mesela doğru düzgün okunmuyorum ben. Bak bir buçuk senedir yazıyorum bin aboneye daha yeni ulaştım Medium'da. Önem değil bundan sonra bin abonem var en azından. Şu ana kadar durmadıysam bundan sonra hiç durma. Şu ana kadar bir ürettiysem daha on katını üretirim ben bunu. Böyle demelisiniz arkadaşlar. Yani potansiyelinizin çok çok azını kullandınız. İnanın çok daha güzel şeyler başaracaksınız. Bütün dünyada sizin katkılarınızı bekliyor. Bunu unutmayın. Her gün ufak ufak adımlarla, ufak ufak heyecanlarla yolculuğunuza devam edin. Ne zaman heyecana, ilhama ihtiyacınız varsa bu videoyu açın yani ve bir daha başlayın. Defterinize hayallerinizi yazın. Her gün bir daha yazın. Her gün bir daha yazın ve deyin ki daha başaracaklarımın yüzde birini başardım ben. Daha çok azmim var, çok hayallerim var, çok meraklarım var. Daha neler yapacağız neler, neler yapacaksınız neler. Onun için arkadaşlar katkılarınızdan vazgeçmeyin, sıkı çalışın, azimle gayretle geleceği yakalamaya devam edin. Daha bu hiçbir şey değil yani. Daha neler neler yapacağız yani. Hayal dünyam rengarenk var yani bu fantazi dünyam renk. Hayal dünyamız rengarenk yani. Çok daha güzel şeyler başaracağız başlayalım yeter ki bir yola çıkalım yani. Yola bir çıkın. Bir azimle, gayretle sarılın. Defterleri doldurun, projelerle azimle, gayretle devam yani durmadan üretmeye devam. Üret, üret, üret. Hayal kur, aksiyonla kim tutar seni? Kim tutar bizi? Kimse tutamaz arkadaşlar. Sizin hayalleriniz evrenler kadar geniş. Onun için bizim hayallerimizi ulaşmamız için kendimizi de onunla çarpmamız lazım. Aksiyonumuzu, hayal gücümüzü, sabrımızı onunla çarpmamız lazım. Yani o zaman çok güzel yerlere varacağız işte. Onun için bu içinizde yanan bu kor ateş, istek, azim, motivasyon, hayal gücü hiç sönmesin arkadaşlar. Asla sönmesin. Ne zaman böyle gayretsizlik, bir tembellik gelirse, ümitsizlik gelirse üzerinize bu videoyu bir daha izleyin. Ee, tekrar bir daha başlayın. Ben bakın bunu binlerce defa başarısız olmuş bir insan olarak size söylüyorum. Yani ben çok başarılı bir insan değilim yani. Şu anki CV'mi 10'la çarp 100'le çarp o kadar daha fazla başarısızlığım var benim. Yani. Buna rağmen bu kadar ben gayretle gidiyorsam, hani bu kadar başarısızlığa rağmen ben devam yola devam edeceğim, üretmeye devam edeceğim diyorsam arkadaşlar e, o zaman sizin de böyle demeniz lazım. Bin kere başarısız mı oldun? Bin birinci de başarısız olacağının hiçbir şeyi yok. Riski yok. Yani bin birinci de başarılı olabilirsin. Bak Sir Dyson 5130 kere prototip yapıyor, başarısız oluyor. Ve 5131. kere de artık e, Dyson süpürgelerini buluyor. Ve bulduğu anda da dünyanın milyarderlerinin arasına giriyor. Yani bu işler arkadaşlar vazgeçmeme azimle, gayretle tekrar dene, tekrar dene, tekrar dene. Yüz kere denedin olmadı mı? Bin kere dene. Bin kere denedin olmadı mı? Beş bin kere dene. Mutlaka çok güzel şeyler başaracaksın. biz erken pes ediyoruz. Pes etmeyin arkadaşlar. Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Bakın pes etmek yok. Çok daha güzel şeyler başaracaksınız. Kendinize güvenin. Yazın, çizin, hayal kurun, üretin, aksiyonla ufak ufak adımlar her gün ilerleyin. Çok daha güzel günlerde buluşacağız sizlerle. Bakın daha yeni başlıyoruz. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Hayallerinizde, bu yolculuğunuzda çok 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 kolay gelsin sizlere. Ve asla pes etmeyin. Ee, ve eminim ki ben size güveniyorum. Çok daha güzel şeyler başaracaksınız arkadaşlar. Yeter ki şu azmi, şu morali, şu kararlılığı, şu hayal gücünü kaybetmeyin yani. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Selamlar.